Merhaba Aslan Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Aslan olanlar. Haziran 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Haziran ayına. 3 Haziran'da Merkür artık düz seyre başlıyor olacak Boğa Burcu'nun 26 derecesinde. Sonrasında 13 Haziran'da ise İkizler Burcu'na transit halinde olacak. Bu geçiş sizin aslında kariyerle ilgili, iş hayatıyla ilgili beklediğiniz bir takım iletişimsel problemler yaşadığınız durumlar olduysa ya da beklentinizi bulmak adına gecikmeler, pürüzler, engellerle uğraştıysanız işte size çok iyi gelecek bir transit. Çünkü burada iletişimsel problemler artık giderilecektir. Kişi umduğu fırsatlar tekrardan önüne seçenek olarak dahil olma ihtimali de mevcut. Otorite figürleri, patron, müdür ya da anne ile ilgili bir takım böyle pürüzler olduysa hayatıyla ilgili ya da ilişkilerinizde işte size tam da düzeltme fırsatı verecek bir düz seyir. Bunun en maksimum avantajlarını 13 Haziran ve sonrasında gözlemlersiniz. Çünkü Merkür'ün hani gölgeli günleriydi vesaire derken kendini güçlü hissettiği İkizler Burcu'na gelmiş olması sizin bu alanlarda tekrardan düzeltmek adına, tekrardan olaylarla ilgili sorunları çözüm yolu bulmak adına çok avantajlı göstergeleri sunuyor. Burada kariyerle ilgili, iş hayatınızla ilgili bir gündeminiz yok ise, evli rutin bir hayatınız var ise, eşinizin ebeveynleriyle olan ilişkiler ya da eşinizin ailesi, akrabaları ya da buradaki gayrimenkul gibi mal, mülk, mirasla ilgili gündemlerinizde de yine pürüzleri düzeltmek adına çok avantajlı etkiler sunacaktır bu düz seyrim. Tabii yine hep söylediğimiz teknolojik şeyler almak adına da destekli yeni bir takım şeyler almayı planlıyorsanız kariyer, iş hayatı, işinizle ilgili bilgisayar vesaire de olabilir. Bunlar için de yine destekli bir transit. 5 Haziran'a geldiğimde Satürn artık geri harekete başlıyor olacak. Sizin 7. evinizde çok belirgin bir noktada bu geri hareketi. O yüzden ikili ilişkiler, ortaklıklar, diğer insanlar ilintili gündemlerinizde bir takım zorlanmalar geçmişte yaşamış olabilirsiniz. İşte bu geri hareketiyle bu pürüzler biraz daha gün yüzünde olacaktır. Eğer evli bir bireyseniz evliliğiniz bu döngüde daha huzuru çok bulamıyor olabilirsiniz. Evlilikle ilgili konularda, ikili ilişkilerde, diğer insanlarla ilgili her türlü beklentiniz adına sizi beklediğiniz o her neyse onu verememe ya da daha azına razı olma, beklentinin aslında kısılması gereken, daha daralması gereken bir etkiyi gösteriyor. O yüzden biraz diğer insanlara bel bağlamama döngüsü aslında sizin için. Her ne yapmayı planlıyorsanız kendiniz bireysel olarak kendi gayret ve çabanızla ancak yol alacağınız bir etki. Evlilik bu döngüde biraz daha gerilimli olabilir. İkili ilişkiler adına biraz daha zorlanmalar mevcut. Bir anlaşma, sözleşme imzalayarak bir prosedürle bir şeyleri başlatmayı planlıyorsanız burada yine bir takım gecikmeler de olabilir. Özellikle diğer insanlardan kaynaklı engeller, kısıtlamalar, gecikmeler, biraz ötelenmeli durumlarla uğraşma ihtimaliniz yine mevcut. Burası ikinci çocuğun hayatıyla ilgili gecikmeli durumları da gösterir. Şu sürekli olaylarda daha fazla sorumluluk aldığınız, daha fazla uğraşmak zorunda kaldığınız ikinci çocuğun hayatı olabilir. Tabii çocuklu bir bireyseniz. Bir diğer konuda şu bir hukuksal süreci başlatmayı planlıyor. Ancak içsel olarak sürekli bir baskı hissediyorsanız ve bir şeyleri başlatmak adına adeta o baskıdan kaynaklı bir şekilde yol alamıyorsanız Satürn buradaki geri hareketi sizi yine bunu bir hamle yapmak adına adeta önünüze seçenekler geliyor ama yine o içsel baskılanmayı bir şekilde engel hissetmek adına da etkisini zaten ben bu transitte çok önermem. Çünkü başlatacağınız bir hukuksal süreç uzun uzadıya gidiyor ve bir türlü bir sonuca varamıyor. Ertelenmeli durumlarla fazlaca uğraşmak zorunda kalıyor olabilirsiniz. Hukuksal süreçler adına bu tip bir etkiyi de gösteriyor. Satürn kısacası buradaki geri hareketiyle sizi ikili ilişkiler adına biraz zorlasa da evlilik, ortaklıklar ya da anlaşma, sözleşme bu tip konularla ilgili pürüzler çıkarsa da burada kişi aslında kendi potansiyellerine odaklanması gerektiğini söylüyor. Çünkü biz geri harekette bir gezegenin hep karşıya odaklanmasının kişiye daha avantaj getireceğini düşünürüz. Bilince ve yani kendinize odaklanmanızı, kendi değerleriniz, kendi yetenekleriniz, biraz daha kendinize dönük olmakta fayda var.
12 Haziran'a geldiğimde Venüs ve Uranüs'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. Sizin kariyerle ilgili bir evinizde gerçekleşiyor. İş hayatıyla ilgili sürprizli durumlar olabilir. Finansal konularda yönetmek adına ya da finansla ilgili beklediğiniz beklentileriniz adına krizli sürprizli durumları olası gösteren bir kavuşum. Bu aynı zamanda evli bireyler için yine eşinizin ebeveynleriyle olan ilişkilerde bu tip durumlar olabilir. Krizde ani gelişen bir takım durumlar. Adeta sürprizdir, sürprizli durumlara açık olun derim bu döngüde. Kimde hangi konularda derseniz anne ve anneyle ilişkilerde ya da anne soyundaki insanlarla ilgili konularda. Otorite figürleri, patron, müdür gibi yani sizden hani bir üst mevkideki insanlarla ilişkilerinizde ve evli bireyler için eşinizin ailesiyle olan konularda ani gelişen bir takım durumları çok tetikleyen bir kavuşum olacaktır. 12 Haziran'da tam kavuşum gerçekleşiyor. Artı eksi 3-4 günlük zaman diliminde bunu gözlemliyor olursunuz. 14 Haziran'a geldiğimde Yay burcunun 23 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Sizin aşk ve gönül ilişkileriyle ilgili bir evde. Eğer uzun zamandır hani aşk hayatıyla ilgili bir takım böyle engeller, pürüzlerle uğraştınız. İlişkilerde çok yıprandıysanız aslında bu ilişkiyi koparmak, bitirmek, artık bir dönüm noktasına gelmek adına bir etki sunuyor. İlişkiler bu döngüde evet kopuyor olabilir. İlişkiler adeta artık bir sona gelmiş, miladı tamamlanmış. Sizi çok yıpratan o durum artık taşınma, hani ileriye de bir gelecek vaat etmediğini gözlemliyor. Ve bundan kaynaklı bir neticelenmeye, bir sona gidiyor olabilirsiniz. Böyle bir etkiyi gösterir. Evli bireyler için, evli çocuklu bir bireyseniz, burası ilk çocuğunuzun hayatı ile ilgili de yine bir takım böyle beklentinizle ilgili durumlar. İşte okulu bitiyor, hani tamamlanıyor, hallediliyor ya da bir kurs sertifika alıyor, bitiyor olabilir. Hayatı ile ilgili hali hazırda hangi aksiyonun içerisinde ise onun artık neticeleneceği bir gündemi gösteriyor. Kendi yetenekleriniz, böyle doğal yeteneklerinizle işler yapıyorsanız, el yetenekleriniz ya da sanatsal işler vesaire, yeteneklerinizle yapmış olduğunuz bu işlerde de bir takım neticenin artık sona gelinen, gündemlerde artık rafa kaldırılan konuları ifade ediyor aslında. Bu bahsetmiş olduğum alanlarla ilgili. 23 dereceye baktığımızda Venik sistemde JSN akşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde Rasat sabit yıldızına denk gelen bir derece. Şimdi bu derece bizim bu dolunayı yaparken kendimizi fazlaca koruma altına alıyor olabiliriz. Özellikle ilk çocuğun hayatıyla ilgili. Çocuğunuzu çok fazla düşünüyor. Onun menfaatini çok gözetiyor. Ve bundan kaynaklı onu düşünerek hayatıyla ilgili bir radikal bir karar almak adına siz bir şekilde onu itici bir güçle neticelendirmesini adeta ön ayak oluyor olabilirsiniz. Aşk gönül ilişkileriyle ilgili bir döngüdeyseniz yine kendinizi çok fazla koruyor. Kendi hani güdüsel, o içsel huzurunuz, kendi beklentiniz, kendi menfaatleriniz çok fazla ön planda olabilir. Bu tip bir etkiyle gerçekleşen bir dolunay. Bu aynı zamanda böyle içsel bir itici gücü gösteriyor. Bir şeyleri onarmaktır. Ama bu kişi daha kendi sevdiği şeyleri, kıymet verdiği şeyleri onarmak adına bir etkiyle gerçekleşen bir dolunay. Burası bir konu daha var. Eğer böyle çok problematik bir ilişkiniz varsa, gerçekten ilişkiler adeta çok kaotik, zorlayıcı birçok olay yaşadıysanız, bu döngü sizi biraz daha bu ilişkinizde şüpheci, bu şüphenin akabinde biraz yıpratıcı ve sonrasında bir dolunayla şifalandırma ihtimali de var. Yani daha böyle kaotik ilişkiler, zorlayıcı, yıpratıcı ilişkiler adına gerçekleşen bu dolunay sonrasında bir şifacı bir yanınızı da, yani bir şeylerin şifalanacağı, onarılacağı, adeta duygularınızdaki o yıpranmış ruh halinizin sonrasında daha toparlanacağı bir etkiyi de gösteriyor olabilir. Böyle bir anlam ifade ediyor. 15 Haziran'a geldiğimde Mars'ın Chiron'la bir kavuşumu gerçekleşecek 9. evinizde. Mars-Chiron kavuşumu yaralarınızı şifalandırmak adına bir savaşçı olacağınız etki. Şimdi hangi konularla ilgili diye baktığımda bir hukuksal süreciniz var ise, geçmişten bugüne uzun yıllarda mücadele verdiğiniz, burada beyanlar ve olayın seyrini değiştiren durumlar olduysa, burada siz çok fazla o yaralarınızı şifalandırmak için bir mücadele, o beyanları veren insanlarla ilişkiler kurabilirsiniz. Bir şekilde olayın daha hızlı ilerlemesi adına sürekli tanıklar, insanlar, hani burayı bir harekete geçirir olabilirsiniz. Böyle bir etkisi var. Akademik bir yolda iseniz, üniversite ve hocalarla ilişkilerde yine aynı durum bura içinde geçerlidir. Kişi bura
burada bir savaşçı olacağı bir etkiyi gösteriyor. Ticaretle uğraşan, hani ticari işler, güçler ya da yurt dışı yabancılarla ilgili işler olan bir birey için de yine adeta kendi yaralarını şifalandırmak adına bir savaşçı olacağı. Çevresindeki insanları yaralanması ya da çevresindeki insanların bu dönemde yıpranması çok duymayacaksınız. Biraz adeta kulak ardını atmaktır. Diğer insanların da yaralanma ihtimali mevcut çevrenizde. Siz sadece kendi beklentilerinize odaklı olma ihtimaliniz de yine mevcut. Bu aynı zamanda ikinci bir evliliği düşünen bir bireyseniz, yine sizin için de geçerli bu durum. Ya da çocuklu bireyler için üçüncü çocuğunuzun hayatı ilgili de bir böyle savaşçı bir mücadele, şifalandırıcı yaralarını adeta sarmak adına bir savaşçı olacağı, biraz da böyle saldırgan bir doğada yine kabul edilir bu iki kavuşum. Bu tip bir etkiyle gerçekleşen kavuşun Koç burcunda olmuş olması adeta gözümüzün biraz da kara olduğu bir etkiyi gösteriyor. 29 Haziran'a geldiğimde Yengeç burcunun 7 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin biraz kapalı bir evinizde, yani ruhsal inzivai bir alanınızda gerçekleşiyor. İçsel dünyanızda böyle tedirgin, kaygılı, endişeli bir ruh halinizde var ise ya da bu şekilde olmanıza neden olan bir durum var ise, işte sürekli endişe uyandıran bir zor bir durumunuz, zor bir meseleniz var ise, işte buna bir yenilik geliyor. Kişinin adeta uykularını kaçıran bir durum var ise, işte uykularını kaçıran, o içsel huzursuzluğuna neden olan konunun bir yenilikle adeta gündeminden düşeceği, daha hani dingin, en azından uykularınızı kaçıran o durum artık daha rahat oh be diyebileceğiniz bir etki olabilir. Bu tip bir etkiyle gerçekleşen yeni ayı gösteriyor. Uzak ülkelerle ilgili, yurt dışı uzak ülkelerle ilgili bir şeyler başlatmayı planlıyorsanız, bir vize başvurusu olabilir ya da bir takım hamleler. Yine bunun için de bu tip etkilerle bir yenilikte olması muhtemel. Evli bireyler için eşinizin işi ya da sağlığıyla ilgili konularda da yine bir yeniliği gösteriyor. Derecesine baktığımızda 7 derece Vedik sistemde artıran akşatrası, Batı sisteminde Mirzam sabit yıldızına denk gelen bu bir derece. Şimdi bu derece bizim bu yeniliği yaparken, yani o endişe, kaygı ya da o ruhsal dünyamızdaki o sarsıntılı ruh halini giderici yeniliği yaparken biraz gözyaşı dökme ihtimaliniz mevcut. Adeta kişi burada işte duygularındaki o fırtınalı durumu şöyle bir silkelenerek adeta yeni bir döngüye, yeni bir arınma sürecine itiyor olabilir. Burası sizin ilk etapta evet bir duygusal bir fırtına duygu yoğunu olabilir. Sonrasında hani bunun daha şansını gözlemleyeceğiniz bir etkim. Burası endişe, kaygı, tedirginlik diyorum ya, hani hayatta hangi tedirginlik sizi gerçekten uykularınızı kaçırıyorsa ona bir odaklanın derim. İlk etapta belki bir şeyleri koparmak zorlayıcı olabilir. Evet, bir gözyaşı dökülüyor ya da o olayla ilgili kişi o duygusal rehavetinden kaynaklı biraz yıpranıyor olabilir, ama işin neticesi unutmayın ki şans vaat ediyor. O duygu tozlarından arınmak size çok iyi geleceğini düşünüyorum. Yengeç'teki bu yeni ay sizin inzivai alanlarınızı adeta şöyle bir yeşertecek, o kaygıyı bir anda giderici etkilerle dolu. Genel etkileriyle Haziran ayı bu şekildeydi. Sizin için Ebced değeri hesaplamalarında ya kayyum esması çıkmış. 156 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşça kalın.